platformunuz. Çok teşekkür ediyorum. Demokrasi ve Milli Egemenlik Komitesi'ne, platformuna çok teşekkür ediyorum. Hanımefendilerle, beyefendilerle buluşmamı sağladılar. Şimdi herkes birbirine bir şey söylüyor. Gel bakayım, gel. Ben fotoğraf çektirip gideceğim, size ayır verin. Artık gittikçe hemhal oluyoruz. Aramızda Sayın Bakanımız var, milletvekili arkadaşlarım var. Ben geleceğim ve göreceksiniz beni zaten. Göreceğiz gözü baş, artık olmaz. Tamam, yeter artık. Artık olmaz. Yaşlı bundan kaybetti. Evet. Şimdi rica edeyim. Birbirimizin önden çekilelim. Kendi aranızda kavga etmeyi, kendi aranızda konuşmayı, kendi aranızda birbirinizi tazim etmeyi bırakıyorsunuz. Gençler yere çömelebilir. Tamam mı? Hadi bakayım. Evet, sivil toplum örgütlerinin değerli başkanları ve yöneticileri aramızda. Aramızda siyasi partilerin değerli temsilcileri var. Ve bugün hepinizin emeğiyle bu salonu şereflendiren siz cesur insanlarla buluşmaya, fikirlerimizi paylaşmaya geldik. Cesur insanlar diyorum çünkü bugün ülkemizde hayır demek cesaret işi de ondan. Konuşmamızın konusu, gittiğim her yerde aynı konuşma konusuyla geziyorum. Milli iradenin önemi ya da milli iradeye saygı. Şimdi milli iradenin önemi de, milli iradeye saygı da çok önemli iki başlık. Birbirinin aynı olmakla birlikte birbirini bütünleyen, şeddeleyen, kuvvetlendiren iki başlık. Biz 15 yıldır bizi yönetenlerden ısrarla bir cümle duyduk. Milletimiz, milli irade ve milli iradenin tecellisi diye. 16 Nisan'da Türkiye'deki parlamenter sistemi değiştirecek partili cumhurbaşkanlığı adı altında altın seçtiği cumhurbaşkanının hem partisinin genel başkanı hem de yargıyı, rektörleri, bakanları, milletvekillerini ve her tür bürokratı atayacak bir güçle İş başına geçecek, parlamenter sistemi esasında fiilen ortadan kaldıracak, milletvekillerini 600'e çıkarmakla birlikte o milletvekillerinin kıymeti harbiyesinin bulunmadığı, kendine özgü, ne batıdaki başkanlık sistemine, ne parlamenter sisteme, ne de yarı başkanlık sistemine benzemeyen, hiçbirinin kurallarına uymayan tuhaf, acayip bir tasarının, bir anayasa değişikliğinin oylanması için 16 Nisan'da sandık başına gideceğiz. İdami sistemi, idami. Şimdi doğru diyorsunuz, bu sistem geçtiği takdirde bir tek adam, iki diktatörlüğe giden bir yolun açılması, 3 tek bir kişiye bu kadar yetkinin verilmesi, bu kadar büyük bir gücün tek bir kişinin emrine iki dudağın arasına bağlanması, o kişinin kendini etrafında da bir sürü dal kovuk şekilleneceği için kendini (gülüyor)
kendini çok özel bir varlık gibi görmeyeceğinin garantisi yok. Bugüne kadarki tecrübelerimiz de genellikle böyle bir özel seçilmiş şahıs olma noktasındaki inancın etrafındaki dalgavuklar nedeniyle oluştuğuna hepimiz geçmişte şahit olduk. Şimdi bugün ben buraya gelirken şeyler gördüm. Pankartlar gördüm. Bir tane hayır için asılmış pankart görmedim. Evet. Birincisi bu. İkincisi, göklerden bir karar vardır diye bir daha evvel bir şey vardı. O gitmiş. Millet önde. Milletimiz ama kararımız evet şeklinde ağırlıklı pankartlar. Yani şayet bu millet ferasetine güvendiğimiz, irfanına güvendiğimiz, biz güveniyoruz. Bu millet hayır verirse vatan haini, evet verirse birinci sınıf vatandaş. Bir kere milli irade denilen mesele, milli iradenin tecellisi dediğimiz konu, mutlaka farklı fikirlerin rahatlıkla bu tür referandumlarda rahatlıkla ifade edilebileceği ve bu ifadeler sonucunda sizlerin vereceği karara evetin yanında yer alanlar da hayırın yanında yer alanların da uyacağını ilan ettiği bir sistemdir. Şimdi bir taraftan milli irade diyeceksiniz. Bir taraftan ileri demokrasi diyeceksiniz ama bizlere, sadece şahsımdan bahsetmiyorum ben. Hayır platformunu oluşturan her bir siyasi ya da siyasi olmayan kişiden bahsediyorum. Muhtarlar kapı kapatıyor. Evet. Salonlar değiştiriliyor. Ben bu salonun sahibine özel saygılarımı sunuyorum. Çok cesur bir insanmış. Yerler ya taşlanıyor, ya yazılar yazılıyor, ya bakın yuhlamak yok. Türkiye'nin kardeşliğe, huzura ihtiyacı var. Bunlar bu huzuru bozdukça biz düzeltecek. Dolayısıyla bir gücün, güçlünün, benim sizin paralarınızla, verdiğiniz vergilerle devlet adına hükümet edenler, demir bir yumrukla kafalarımıza vuruyorlar. Ama bilmiyorlar ki bu millet her şeyin fazlasına hayır der. Her şeyin bir istihap haddi mevcuttur ve o istihap haddi dolduktan sonra bu milletin yeter bari, yeter artık, eh sıktınız artık diyeceğini 16 Nisan'da hep beraber göreceğiz. Sakın üzülmeyin. Bu yapılanlardan sakın üzülmeyin. Çünkü hayır tercihinde bulunanların sayısı evet tercihini yapanlardan daha ileride. Onun için bizi yönetenlerin asabiyeti buradan. Bir söz var, bas müminin dalına göre ondaki imanı diye. Şimdi arkadaşların asabileşmesi, arkadaşların sinir krizi geçirmesi, koskoca başbakanın bizlere terörist demesi, koskoca başbakanın bizlere hain demesi, FETÖ'cü demesi, hepsi bu asabiyetin tezahürüdür. Ama kısa kısa cevaplar vermek isterim. Birincisi Sayın Başbakan'a öncelikle bütün bu iftira ve hakaretleri misliyle iade ediyorum. Birinci sırada bu var. Şimdi bu cesur insanlara sormak isterim. Aranızda bebek katiline Sayın Öcalan diyen var mı? Hayır. Duydunuz mu Başbakan, Sayın Başbakan? İki, ha burada davulla zurnayla terörist karşılattıran, o teröristlere çadır mahkemesi kurduran,
O çadır mahkemesinde teröristler üzülmesin, tahrik olmasın diye Atatürk resmiyle Türk bayrağını çıkarttıran bir kişi var mı? Hayır! Duyun Sayın Başbakan. Peki, Oslo'da Türk devleti kepaze edilirken o Türk devletini kepaze eden bürokratları oraya gönderen aranızda bir kişi var mı? Hayır! Peki, Dolmabahçe'de süs biberi gibi dizilip sebil bardağı gibi oturup orada Apo'nun bebek katilinin 10 emrini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanlarının huzurunda bu 10 emrin 3 tanesi de PKK'nın parti programından birebir alınmadır. Okunurken orada bulunan bir kişi var mı? Hayır! Bunu çok uzatabilirim ama uzatmıyorum. Yani Sayın Başbakan, burada teröristlerle pazarlığa oturan var mı? Hayır! Demek ki burada bir terörist yoktur. Terörist ararsanız sağınıza solunuza bakacaksınız. Şimdi baştan itibaren hepimize değerli başkanlarım. Ne oldu orada? Ha. Yok yok bir şey. Tamam. Ha, gördünüz şimdi el de salladık. Hadi. Ay kadınlar olmasa yandık. Onlar baş tacı. Onlar baş tacı. Çünkü İstiklal Savaşı'nda da aynı oldu. Adamlar hafif düşünürken öyle mi olur, böyle mi olur diye düşünürken kadınlar bir ayağa kalktı. İstiklal Savaşı'nda sonuç bizim oldu. Evet. Hepimize FETÖ'cü dedi ama bilhassa Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde hayıra çalışanlar için bugün söylenen söz FETÖ'nün kandırdıkları oyuncakları. Şimdi muhteremler, onlara diyorum. Şimdi muhteremler, bana başbakan yardımcılığı teklif ederken ben sizi kandırdım mı kardeşim? Hayır yerine, yani o gün hayır demek yerine evet deseydim, başbakan yardımcılığı sandalyesinde otursaydım, bugün bana ne diyecektiniz? Demek ki burada bir büyük bühtan var, iftira var, hakaret var. Bunu da iade ediyorum. Şimdi sormak isterim. Aranızda FETÖ terör örgütünün elebaşısıyla fotoğrafı olan var mı? Hayır! Fotoğrafı olanlar baksın bakalım yanlarına. Burada yok. Peki. Peki. Ne istediniz de vermedim kardeşim. Niye böyle yapıyorsunuz diyen birisi var mı aranızda? Hayır! Demek ki bu da yokmuş. Peki. Peki. Türkçe olimpiyatlarına bizim kesemizden oluşan örtülü ödenekten milyarlarca Türk lirasını yani eski parayla söylüyorum aktaran elin içinde sizin eliniz var mı? Hayır! O Türkçe olimpiyatlarında hüngür şangır ağlayıp bitsin bu hasret, yandı içim, yandı gönlüm diyen bir kişi var mı aranızda? Hayır! O da yok. Şimdi peki 2010 yılında bir referandum yapıldı. Burada bulunan hazurunun büyük çoğunluğunu ben birebir tanıyorum. Hangi siyasi görüşte olurlarsa olsun bu bölgede politika yaptığım için çoğunu tanıyorum. Ve bildiğim bir şey var. Burasını şereflendiren değerli arkadaşlarımın içinde Türkçe olimpiyatlarında böyle ağlayan olmadığı gibi o 2010 referandumunda başta ben olmak üzere burada durduğum için söylüyorum. Burada bulunanların büyük çoğunluğu tamamı yani siyaseten tamamı hayır.
hayır için çalıştık. Yani bizim çizgimizde kırıklık yok. 82'de ben hayır verdim. 2010'da hayır verdim. 2016'da gene hayır derdinde bulunuyorum. Yok. Ama o zaman o terör örgütünün elebaşısı olan kişi ölüleri çıkarın getirin, mezardakilerini çıkarın dediği, getirin dediği zaman siz alkışlamadınız mı kardeşim? Bunlara soruyorum. Alkışladınız. Peki ben hem en tepede, hem ortada, hem yanda ne kadar yöneticiniz varsa gidip yapmayın, etmeyin Allah rızası için HSYK ile AYM'yi, yani Anayasa Mahkemesi'ni ele geçirmek istiyorsunuz ama geçiremeyeceksiniz. Türkiye'yi bir yangın yerine döndüreceksiniz dediğimde elinizi şöyle yapıp merak etme her şey kontrol altında dediniz mi dediniz. Şimdi 2010 referandumu olmamış olsaydı 15 Temmuz olur muydu? Olmazdı. Peki 2010 referandumu olmamış olsaydı Türk ordusunun güzide insanlarına o kumpaslar kurulabilir miydi? Kurulamazdı. Sonra Ergenekon'du, Balyoz'du, şuydu, buydu. Kurulabilir miydi? Kurulamazdı. Peki ne oldu? Her şeyde yanıldınız. Aldatıldık dediniz. Bir ülkeyi yöneten yöneticinin bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, şimdi muhtemeldir ki beşinci kere aldatıldım. Milletim affetsin, Allah beni affetsin demeye hakkı yoktur. Yani hukuken bu kadar aldatılan insanların, hukukçular var aramızda, cezai ehliyeti yoktur. Şimdi dolayısıyla 2010 referandumu 15 Temmuz'u getirmiştir. O 15 Temmuz'da da hiç kimse iri yarı konuşmasın. Geçen gün bir uçakta gidiyorum, gencim biri bana sordu. Dedi ki 15 Temmuz'da neredeydin? Niye bir tankın üstüne çıkmadın? Dedim ki oğlum tank üstü dolu. Birinde Sayın Cumhurbaşkanı var. Birinde Sayın Başbakan var. Birinde İçişleri Bakanı var. Diğerlerinde ne kadar siyasi varsa var. Benim gibi bir fakire yer kalmadı. Ama diğer taraftan da ben 28 Şubat'ta saldım sıramı, şimdi sizden bekledim dedim. Ama esas olan şudur. Esas olan şudur. Cumhurbaşkanı gökyüzünde uçarken, Başbakan Kastamonu'da tüneldeyken, bir belediye başkanı gecekonduda titrerken, İçişleri Bakanı Gürcistan semalarında uçarken, bu millet, siz bu devleti sokaktan ve köprüden toplayıp getirdiniz. Onun için bütün toplantılarımın adını milli iradeye saygı ya da milli iradenin önemi konulu yapıyorum. Ben bu millete güveniyorum. Uluslararası şimdi olağanüstü halle gidiyoruz. Normal şartlarda olağanüstü halde seçim yapılamaz. Referandum hiç yapılamaz. Yahu diyorum ki bütün bu hayır tercihini ortaya koyan herkesi pamuklara sarın, pamuklara. Çünkü sizi bu olağanüstü şartlarda dahi yurt dışına kimse şikayet etmiyor. Bu olağanüstü şartlar sebebiyle yaptığınız haksızlıkları, yaptığınız zalimlikleri, yaptığınız zulümleri kimse bir yere şikayet etmiyor. İnsanımızın, milletimizin ferasetine güveniyor ve sonuç itibariyle ben oynamıyorum demiyor, boykot yapmıyor ve seçime sandığa giriyor. Dolayısıyla bu referandumun bu şartlarda meşru olmasının yolunu, sonucunu sağlayan biziz. Şimdi ben bunu her gittiğim yerde anlatıyorum. Bir tane havuz mevkuddesi manşet atmış. Meral Akşener'den darbeye davet. Bunun için şimdi gazeteci Aslan Bulut burada. Bunun içinde var mı Aslan Bey darbeye davet diye bir durum? Şimdi bu kadar çarpıtma, göz göre göre istira, göz göre göre hakaret,
Niye bu yalan ve niye bu kadar korkuluyor onu da anlayabilmiş değilim. Şimdi madem bu millete güveniyorsunuz, kaldırın olağanüstü hali ve böyle eşit şartlarda gidelim. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Çıkın saraydan, inin zırhlı arabalardan, bırakın bakalım o forsu ve gelin beraber eşit şartlarda olağanüstü halde dahil olmak üzere ona da razıyım. Gelin şu Bayrampaşa'daki şu tevazi salonda bu salonu şereflendiren değerli hemşerilerimin huzurunda istediğiniz televizyon kanalında meydanlarda milletimizin huzurunda gelin birlikte yarışalım. Kazanıyorsanız ne istiyorsanız onu. Yürek yok yürek. Sayın Başbakan'a sesleniyorum. Sayın Başbakan'a sesleniyorum. Sayın Başbakan, her ne kadar istemiyorsanız da tarihimizde ilk defa bir başbakan benden kurtulun, benden kurtulun diyor. Daha böyle hiç görünmedi. Biz de diyoruz ki sen iyi adamsın, kal yerinde, kal yerinde, kal yerinde. Böyle bir şey yok. Ama yani yaşadığımız şey budur. Sonuç itibariyle Sayın Başbakan'a sesleniyorum. Her türlü hakaret ettiniz. Her türlü iftirayı attınız. Yapacağınız şey söyledikleriniz doğruysa gereğini yapmaktır. Bakın, eğer elinizde delil, elinizde herhangi bir karine yok da kendimle ilgili konuşmuyorum bunu, herkesle ilgili konuşuyorum. Kendimle ilgili gerekeni söylemiştim. Yapmıyorsanız bu ülkenin başbakanının görevini yapmadığı ve dedikodu ve iftira üzerinden insanları karalamaya çalıştığı ortaya çıkar. Siz güç makamısınız, siz iktidar makamısınız, elinizde MİT var, elinizde emniyet istihbarat var, jandarma istihbarat ve her şey var. Eğer bu insanların orayla, burayla, şurayla ilgisi alakası varsa gereğini yapınız. Karından konuşmak bir ülkenin başbakanına yakışmaz. Kendi açımdan ise en başında söyledim. Buyurun Allah için kaçacak maçacak demesinler diye ben pasaport almadım. Pasaportsuzum biliyor musunuz? Ne olur ne olmaz. Diğer taraftan bugün bir yerde okudum. Şey yayılıyormuş işte suikast olacakmış bilmem ne. Hey Allah'ım. Şimdi bizim macunu sizi söyleyeyim. Ya Rabbi. Yahu ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır. Allah sizi vesile kılacaksa buyurun gelin. Yani buna inanmadan hayat yaşanmaz. Korkuyla iman da aynı yürekte bulunmaz. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ama net bir şey söyleyeyim. Bakın ben AKP'li yakın, yani AKP'de yönetici olup yakınlarının içinde FETÖ'cü çıkanlar hakkında bir cümle sarf etmedim. Niye? Suç bireyseldir. Ama kendimle ilgili şöyle bir iddianın sahibiyim. Ben Rumeli göçmeni bir ailenin kızıyım. İzmit'in Trabzon'da ona hava attım. Yani hep Karadenizler birbirini tutmuyor ha. Bak macunlar da tutuyor. Meral Hanım. Şimdi. Ben 80 yaşındayım ya. Ne oldu? Allah'ın aşkına gece görmeye geldim. Gel hayatım gel. Bak burada bir boşluk var. Otur. Otur şuraya. Tamam. Ya böyle yapıyorsunuz. Şimdi başka bölgelerden gelen adamları da korkutuyorsunuz ha. Yani bu kadar dominant kadınla ne yapıyoruz denir. Biliyorum. E ben Rizeli bir adam ne evliyim? Seveceğiz zaten. Rica ederim. Bir de üstüne üstü kaybettim.
Anasıyla odan bir 150 gelinim ha. Ya. Şimdi İzmit'in Gündoğdu köyünün 3'te 2'si benim kan akrabam. Babaannemin akrabaları şeyde Samsun Fatsa'da Kikör ve Filidar'da, eski adı Filidar, yeni adı Gündoğdu köyü, gene Bursa'da bir köy. O da anneannemin akrabası. İlginç, ilginç. 5 kuşağa kadar baktık. Ya bir tane FETÖ'cü yok. Enteresan. Enteresan. Bir tane FETÖ'cü yok. İlginç. Ne olduğunu hayretler içinde kaldım. Madem ben bu kadar kallavi FETÖ'cüyüm, 2-3 tane şakip devşirmem gerekir herhalde. Bizimkiler grev yapmış. Bir tane yok. Ne işinden atılan var, ne açılan var, ne herhangi bir takibata uğrayan var. Bir kişi yok. Bunu bugün bu ülkemizde söyleyebilecek siyasetçi sayısı son derece azdır. Bizlere FETÖ'cü diyenler önce yanındakilerine bakacak. Önce yanındakilerine bakacak. Şu salonu şereflendiren sizler arasında tuz fondan geçip iş alan bir kişi var mı? Yok. Ha işte öyle. Dolayısıyla burada ve hayırcıların arasında FETÖ'cü yok ama bir de bize hain derdi. Siz kendi tarafınıza bir bakacaksınız. Ben işçiyim. Enver Paşa'nın sözünü çok seviyorum. O diyor ki hainler korkak olur. Burada korkak var mı? Evet, hepimize duyurulur. Burada korkak da yok. Burada cesur insanlar var. Şimdi bir şey daha oluyor. Son zamanlarda. Beni biliyorsunuz MHP'den attılar. Bir alt tarafı, bir saniye, bakın hiç yuğlamak yok, hiçbir şey yok. Neyse, şimdi ben izah edeyim. Şimdi beni attılar, alt tarafı bir demokratik hakkın hayata geçirilebilmesi için yola çıktı. Dedik ki, şu kadar imza topladık, şu kadar şöyle oldu, şu kongreyi yapın. Uzatmayacağım, sadece bir kısa bilgi hatırlatması. Sonuçta 2016 Nisan'ından sonraki yapılan araştırmalarda Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 8 puan oy gelmişti. Nisan 2016. O saatten sonra beni çift satır kıyma yaptılar. Herkes girdi devreye. Bugünkü başbakan, o günkü cumhurbaşkanı danışmanı girdi. Bak isimlendiriyorum. Adalet Bakanı girdi devreye. Herkesler girdi. Ve o kongre bir hukuk ayıbıyla yapılmadı. Bununla da kalınmadı, beni attılar. Tam 1,5 yıldır 700'ü aşkın delege ve adaylık düşünen ben ve diğer arkadaşlar uğraşıyoruz. Biz yapılmadı. Biz sizleri atmıyoruz. Yapılmadı. Şimdi hep beraber bizi attılar. Ben de bir tane tweet attım. Dedim ki ata ata bitiremedi netekim. Hepimizi birer birer atıyor. Ama ilginç bir şey. Sayın Bahçeli hakkında da bugüne kadar ne ben ne diğer arkadaşlarımız incitici tek bir söz söylemedik. Yakışmaz. Rencide edici bir kelime etmedik. Edep dışı bir kelimemiz yok. Hatta ben hep abimin arkadaşı diye kabul ettiğim için bizim abimiz şeklinde konuştum. Bana gelince ne namusum kaldı, ne şerefim kaldı, ne haysiyetim kaldı. Hatta o kadar ileri gidildi ki 1 yaşındaki torunumun nesebi dahi karıştırıldı. Sabi Süyan'ın hakkında bu tür iftiralar, isnatlar yapıldığı zaman bu dünya titrer. Gayretullah'a dokunur. Bütün bunlara ben sabrettim. Niçin? 49 yıllık bir siyasi hareket, 150 yıllık bir siyasi gelenek, çok daha eski ama yani siyasi bir fikri olma hali 150 yıllık ve bu fikrin mensuplarına haksızlık etmemek için. Şimdi gittiğimiz yerlerde mesela bugün bu salonun duvarlarına şöyle bir şey yazılmış. Devletin başına devlet gelecek. Amen nazadetna. Demek ki Sayın Bahçeli ilk seçimlerde 2019'da Cumhurbaşkanlığına aday olacak. Söz veriyorum, benim oyum onun.
Hadi olsun bakalım. Devletin başına. Devletin başına devleti nasıl getireceğim kardeşim? Recep Tayyip Erdoğan beyefendiyi devletin başına getirebilmek için bize söylüyorsunuz siz. Bu nasıl bir şeydir? Devletin başına devlet girecek. Keşke. Orada bir itirazımız yok. Aday olsun ben oy vereceğim. Açık oy kullanacağım. Ama diyecek ki haddimizi biliriz. E peki bu ne şiddet, bu ne celal? Hayır diyen insanlara karşı bu ağır hakaretler, iftiralar, tehditler, elimize silah alırız diyenler. Ama Sayın Bahçeli'ye bugüne kadar en ağır hakareti eden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticilerine karşı bu şiddeti hiç görmedik. Bu ağır itirazları hiç görmedik. Şu salonda yaptığımız toplantıya bile tahammül edemeyen zihniyet, vallahi AKP tahammül ediyor, bizimkiler tahammül edemiyor. Böyle bir şey var mı? Şimdi ama bir şey söyleyeyim. Bütün bu resim bile niye hayır dek lazım geldiğini hepimize anlatıyor. Yolda gelirken bir tane pankart gördüm. Diyor ki bağımsız adalet yargı yerine yanına bir de tarafsız koyduk. Aman ne kadar güzel. Şimdi bir bağımsız ve tarafsız yargı örneği anlatacağım. Nurettin Veren diye bir adam var. Bir kağıt salladı. Dedi ki teşekkür etti bana. Olabilir. Bakan olduğun zaman 50 kişiyi 100 kişi yazar. Bakan var oturuyor karşımda. Milletvekili oturuyor karşımda. İlçe başkanımız oturuyor karşımda. Şimdi dolayısıyla böyle tebrikleşmeler olur. İmzanızın bir tane şeyi yapılır. Mührü tık 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 yazamak. Bu kağıt öyle de değil. Şimdi bu kağıdın imzası benim değil. Çünkü benim yazdığım kötü, çirkin bir yazı. İmza rahmetli babam bulmuştu. Erkek eliyle çıktığı için çok sert bir imza. Bunu atan bir hanım, büyük ihtimal çok güzel bir imza. Yani keşke imza benim olsa da değil. Benim imza çirkin. Böyle sert bir imza. Şimdi gönderdi şeye, mahkemeye sahtekarlıktan verdim. Yani bana hakaret ediyor, iftira atıyor değil. Bildiğiniz sahtekarlıktan verdim. Ve ne yapılması lazım? İddiamın doğru olup olmadığının anlaşılması için beni kriminal laboratuvara çağırıp imzamı oturarak yandan, ayakta, şurada, burada imzamın alınması lazım. Hayır öyle olmadı. Ne oldu biliyor musunuz? Bağımsız ve tarafsız yargımız bunu kovuşturmaya gerek yoktur diye cevap verdi. İşte Türkiye'nin bağımsız ve tarafsız yargısı. Dolayısıyla sadece bunun için bile, hani bu kadar uzun uzun konuşma belki gerek yok. Sadece bunun için bile hayır dememiz gerektiğini ortaya koyan bir örnek. Bir başka şey var. Şimdi prangalardan bahsediliyor. Yahu bu ülkede ne çok pranga varmış. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı prangalarımı çözün dedi. Sayın Cumhurbaşkanı abidik gubidik başbakanlar söyledi. Şimdi tabii ben eski İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı karşımda oturuyor. Ya biz abidik gubidik işlerle gelmedik Sayın Bakan. Şimdi bu arkadaşlar abidik gubidik gelmiş. Şimdi ne olacak? Acaba birinci başbakan Sayın Abdullah Gül hangi abidik gubidikle geldi? İkinci başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan benzeri. Üçüncü başbakan Sayın Davutoğlu nasıl geldiğini biliyoruz da nasıl gittiğini daha iyi biliyoruz. Ve Sayın Binali Yıldırım geldi. Şimdi ilk defa bir başbakan bu ülkedeki başbakanları abidik gubidikle. Tabii onun tecrübesi var ben bilemem. Değil mi? Tecrübe. Yani biliyor hangi abidik gubidikle geldiğini. Bir, bunu milletimize, aziz milletimize açıklamak zorundadır. İki, prangalar. Ahmet Necdet Sezer'i anladık. Yani ona karşı ki bu arada daha ilginç bir şey söyleyeyim. O zaman Adalet ve Kalkınma Partisi daha kurulmamıştı. Adı Yenilikçi Hareket'ti. O Yenilikçi Hareket içerisinde Sayın Rahmetli Demirel'e çok karşıydılar. O zaman mecliste olan hatırlayacak. Demirel'e tekfir ediyorlardı. Ahmet Necdet Sezer Beyefendi de Anayasa Mahkemesi Başkanı
Kanlı dönemde bir güzel konuşma yapmıştı demokrasiye uygun. Yenilikçi hareket tamamen Ahmet Necdet Sezer'in yanında durdu. Buna ben kesinlikle şahidim. Aynı zamanda da Bülent Arınç Beyefendi bunu ikrar etti. Şimdi bunlar hep böyle yapıyor. Yapıyorlar. Sonra aradan çıkıyorlar. Yapıyorlar. Kaçıyorlar. Şimdi Ahmet Necdet Sezer meselesini de anladık. Abdullah Gül Beyefendi mi ayağınıza prang oldu? Bunun da açıklanması lazım. Veya şimdi başbakan oldunuz. Sayın Davutoğlu ile Sayın Binali Yıldırım mı ayağınıza prang oldu? Ya da bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar sebebiyle, dış şartlar sebebiyle dışarıdan bir sıkıştırma var da esasında o pranganın ancak eyaletler Türkiye'de kurulursa, tek adam olunursa ve hemen dibimizde Afrin'de ilan edilen kanton, Menbiş'e yayılan kantonlar ve Fırat Kalkanı için gidip şehitler verdiğimiz Elbap'ta o 700 kilometrelik koridoru muhafaza etmek, yeni Suriye'de kurulacak bir Kürdistan'ın önüne geçmek için gidip şehit olduğumuz ve Fırat Kalkanı'nın sonuçları olarak karşı karşıya kaldığımız Kürdistan meselesini daha evvel yaptığınız çalışmalarla ayağınıza bir pranga olarak taktığınızda tek adamlığı isteyip bu prangayı oradan mı çıkaracaksınız? Onu bize anlatmak zorundasınız. Şimdi düşünün. Ben dün Niğde'ye gittim. Nevruz sebebiyle bana salon verilmedi. Yani salon iptal edildi. Alınmış izin iptal edildi. Ama Diyarbakır'da PKK paçavraların asıldığı bir Nevruz mitingine izin verildi. Sayın Bahçeli, hani Barzani'nin bayrağı diye iki tane hem İstanbul'a hem Ankara'ya astılar ya, ya ben ya Barzani dediğinde başbakan da dedi ki tercihimiz Barzani. Barzani şu anda Türkiye'de evet propagandası yapıyor. Barzani'ye ne söz verdiniz? Sorduk bunu, cevap alamadık. Cevabı Barzani verdi. Kerkük'ü vermişiz meğer. Kerkük'ü vermişiz. Bütün bunları bir araya topladığımızda bir gerçekten tarafsız ve bağımsız bir yargının, hukukun üstünlüğünün tekrar tesis edilmesini istiyorsak hayır diyeceğiz. HSYK'nın, Anayasa Mahkemesi'nin, yargıçların, hukukçuların kafaya göre, kendisini tayin eden ele göre karar vermesinin önüne geçmek için hayır oyu vereceğiz. Bir kişiyi eyalet kurmak, savaş ilan etmek, milletvekillerini tanzim etmek gibi burada saysam koca bir sayfa tutan yetkilerle donatıp sonra Türkiye'nin geleceğini zora sokmak için hayır vereceğiz. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bu 2010'da biz eğer o kabul edilen anayasanın içine bu arkadaşlar bugün 18 maddeyi koymuş olsalardı, Pensilvanya'daki terör örgütü başı da önlerinizi alın gelin demişti, oy kullanın. Kanalık son safhada ve Sayın Erdoğan da Cumhurbaşkanı seçileydi. Bizim Maliye Bakanımız kim olurdu? Rıza Zarrab olurdu. Şaşırmayın, aynen öyle olurdu. Peki Adalet Bakanı kim olurdu? Derya Öz olurdu. Niye şaşırıyorsunuz? O zaman tankaydılar. Zırhlı arabayı bize başkan vermişti. Peki Milli Savunma Bakanı kim olurdu? Adil Öksüz olurdu. Bu kaçak bir herif var ya, o olurdu. Ve Diyanet'ten sorumlu
Devlet Bakanı da büyük ihtimal egemen bağış olurdu. Yok, FETÖ terör örgütünün başı da başkan yardımcısı olurdu. Şimdi son söz olarak hepiniz terlediniz, ısındınız. Paul Henze diye bir adam var. Diyor ki CIA bu Orta Doğu ve Türkiye masası şefi Sayın Aslan Bulut'un yazısından aktarıyorum size. İnşallah hata yapmadan aktaracağım. Diyor ki bu adam 2008'di değil mi? Aslan Bey 2006 mı 2008? 2006'da bir şey veriyor, rapor veriyor Amerika'ya, herhalde başkana. Diyor ki orada, bu cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar nasıl bir zekaymış. Başbakanı ikna ediyoruz, cumhurbaşkanı okuyor. Cumhurbaşkanını ikna ediyoruz, bakanlar kurulundan geçiremiyoruz. Bakanlar kurulunu ikna ediyoruz, meclisten geçmiyor, parlamenter sistemden geçmiyor. Onu ikna ediyoruz, yargıda takılıyoruz. Böyle sürekli bir koruma mekanizmasının ve kontrol denetleme mekanizmasının olduğu bir rejimi, bir anlayışı bunlar nasıl kurmuş? Hepsi süper zeka. Ama bu Amerika'nın işine yaramıyor diyor. Ne yapmamız lazım? Amerika'nın olmak için tek bir adama bütün yetkileri vermemiz lazım. Bu adam bizim dediğimizden çıkarsa şayet ona alaşaydınız. Ama bir kişiyi ikna etmek bu kadar farklı alanı ikna etmekten çok daha kolay. Bizi niçin ikna edecekler? Bizi çevremizi çepeçevre saran Kürdistan meselesini tanımak için ikna edecekler. Sizi ikna edebilirler mi? Hayır! Beni ikna edebilirler mi? Hayır! Hayır! Parlamentoyu ikna edebilirler mi? Hayır! Ama bir kişinin elinde milletvekili listesi, yargı, savaş çıkarma yetkisi ve eyalet kurma yetkisi, her şey bir kişiye verilirse ya ikna edilir, ya şantaja maruz bırakılır, ya da korkutulur, tehdit edilir. Dolayısıyla ya diz çöker ya da diyor ki biz onu bir kişiyi halletmek daha kolay. İşte bu nedenle ben ve sizler milli mücadelede Atatürk'ün yanında yer alanlar. Eğer Gazi Paşa o gün konuşulanlara yansıdı, o gün konuşulanlara karşı, propagandalara karşı kafasını kaldırmasaydı, bu fakir ve garip millet her aileden iki kişinin şehit olduğu yıllarca süren savaşlarda şehit olan çocuklarının yasını tutan ama buna rağmen bu vatan bizim namusumuzdur diyerek ayağa kalkan bu millet Gazi Paşa ile el ele tutuşup yürümeseydi biz şu anda hangi adı taşıyan bir devlet olacaktık. Aynen. Dolayısıyla bugün burada aynı milli mücadele ruhu içinde hayır diyeceğiz. Hayır! 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 Ve son söz olarak vatanımız sağ olsun. İlelebet var olsun. Milletime yar olsun. Yılmayacağız. Yıkılmayacağız. Başaracağız. 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 Allah'a emanet olun.